galiba takımın en kıdemli oyuncusu Stanko. Gençler Birliği en kıdemli oyuncusu. You are the most experienced player in our team. Gençler Birliği özdeşleşti artık. You are a part of our team. You have been here for a long time. Bu sezonda attığı gollerle takımın aldığı puanlarda önemli katkı sağladı. And you are a very important figure in our team with the goals that you scored. You helped us to gain so much points. Neler hissediyor Gençler Birliği nasıl feel, görüyor şu an? How do you feel here? How do you see Gençler Birliği? It feels good. I mean, now our morale is okay after this win, but also it was a little bit sad because we had some good games and we couldn't manage to win, to earn points, so we was a little bit frustrated, but now we are okay and of course we have a lot of things to improve, but our morale is good. Şu anda tabii ki böyle bir galibiyetten sonra moral olarak iyiyiz. Ama aynı zamanda bir üzüntümüz de var. Geriye baktığımız zaman yine çok iyi oynadığımız maçlar oldu. Oralarda puan kazanabilirdik. Bunun birazcık üzüntüsü var üzerimizde. Halen daha geliştirmemiz gereken şeyler var. Onların üzerinde çalışmaya başlayacağız yeniden. Gençler Birliği taraftarı Stanko'ya çok güveniyor. Top ayağına geldiği zaman uygun pozisyondaysa Stanko'lu golü yazar diyor. Ama son maçta örnek göstereyim, çok net pozisyonlarda Stanko nasıl olur dedirtti ama hiç olmayacak çok zor bir pozisyonda da kaleyi buldu. I know also I couldn't believe when I missed that chances, but you know it happens in football. A lot of big players also they miss this kind of chances. What I'm most happy of that is because I had the power to fight and to score after that misses. Evet, ben de daha sonradan izlediğim zaman inanamadım bu pozisyonlara. Birkaç tanesi çok kolay pozisyondu ama büyük futbolcular da her zaman pozisyon kaçırabiliyor. Benim için en önemli olan şey oraya takılmamış olmak, o enerjimi, konsantrasyonumu tutarak golü atmış olmak. Şimdi Gençler Birliği yıllardır hoca değişikliklerine, birçok hocayla bir sezonda çalışmaya Stanko aslında alışık. Bu sezon yine benzer bir şey yaşandı. Mustafa Kaplan'la başlandı, şimdi Hamza Hoca ile devam ediliyor. Nasıl, Gençler Birliği'nde değişen bir şey var mı? Yeah, you know, I don't want to talk about this too much. You know, I think the management, the Başkan, they do this kind of things. It's not my concern. Really, I don't have an answer for this. Bu konuda çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Bu idari bir karar. Başkanımızın ve idarecilerimizin almış olduğu bir karar. Ben bu konuda çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Sadece görevimi yaparım. Hangi hoca gelirse gelsin. Whichever coach comes, you do your job, you say. Gençler Birliği taraftarı Stanko'yu çok seviyor. Gençler Birliği taraftarına Türkçe bir mesaj vermek ister mi Stanko? The fans of Gençler Birliği love you so much. Would you like to give them a message in Turkish? In Turkish? In Turkish. I think it's difficult to say in Turkish what I want to say, but I will tell them in English that also I love them and I hope the next game they will be close to us and help us to win points. İstediğim mesajı Türkçe söylemem pek kolay değil. Onun için ben yine İngilizce olarak söyleyeyim. Ben de onları çok seviyorum. İnşallah yine önümüzdeki maçta bizim yanımızda olurlar. Bize desteklerini devam ettirirler. Birlikte iyi yerlere geliriz. Çok teşekkürler.